Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hoş geldiniz, sizler hürmetli hem kasplar. Demek ki sizdeki günlerince biz az günü mavzuda süperleşip oturduk. Polat Haneke, hoş geldiniz. Leonid, dobro pajalavat. İslam Bey, hoş geldiniz. Nadejda, dobro pajalavat. Kabul Can, hoş geldiniz. Bahtiyar Can, hoş geldiniz. Demek ki bizim mavzuyumuz ki, bu mavzuyumuzun ahirinde daha kalırsa soru cevaplı var. Chatda gelen bir soruları cevaplarını veririz. Daha kalırsa o cevaplardan gözlenen maksat hemen fırsat kılır. Ben unutmam. Cüda kopan bulmasa hem bir çağırıyorlar. Malumatlarını bir vakit kalmaz. Soru ve cevap slaydımızı açalımız. Soru ve cevap kısmına gelinimizde daha kalırsa. Demek ki bugün birinci mavzuyumuz. 71. sır. 70'te sırrı oturduk, bugün 71. sırda geldik. Mülayim, mülahazeli ve hoş muamele bulun. Yani şunindek, zirat ve her vakte kat'i ve kuşlu buluşunu bilin. Bu kim? Tarkalgan hususiyatlardan bulup, bu arkayı siz özgelerde özünüzde nispeten hürmet duygusunu uygulatırsınız. Demek mülayimlik, hoş muamelelik buluşu falan köpçülük albette. Demek ki de şuna hangi bir halde kuş muamelelik mülahazeli ve kuş şuna hangi bir mülahim adam bulsanız hemen şey sizin atrafınızda sizi işlik uçuyla ve sizi timla uçuyla ve sizin atrafınızda dostlar kubbeliyle. Bu cüde insanın nispeten bir şanslılık hızlı oğlanı verir. Şuna hangi bir insan uzun ham sağ salamat kursan yürüdü. Yaşıga nisbatan yosh ko'rinadi. Albatta ijobiy narsa yaxshi narsada, uni salbiy narsa albatta yomonda qoch, yaxshiga yondoshlagan gaplarimiz bor. O'shalar mana shu mavzuga to'g'ri keladi. Do'stona munosabatlar haqida kitoblarni o'qish va munosabatlarni yaxshilash uchun sabrli tinglovchi bo'lish, o'zgalarga samimiy minnatdorchilik ko'rsatish hamda shaxsiy qobiliyatlarni mukammallashtirish eng foydali usullardandir. Yani şahsi uçuşluğunuz, bundaki yeni sırlarımız da var. Mağaldırla kötü konuşmasını istemem ben. Şahsi uçuşta hem insanda uzunca bir sırlilik buluştuk gerek. O da bir sırlilikini saklap konuş gerek. Yani şu atafınızda gelip hiç kaçan sırınızı, aynısı ailevi halatınızı, boyluğunuzu, hakikaten bir mesleğinizi olduğunu mazulada ayıp etkilerimiz. Lekin mutlak omadga yetişiş uchun shuni anglash kerakki, ma'naviy oziqa bo'luvchi moddiy donolik va fahmlilik juda muhim qobiliyatlardandir. Fahmlilik degan joyda shuni aytib o'tishimiz kerakki, ba'zida qo'pol gaplarni gapirishga to'g'ri keladi. Mol ham orqasini ko'rmasa-da, orqaga yurganda orqadagi bolasini bosib olmaydi. Bizda shunaqangi bir odamlar borki, oyog'idagi hatto qaramaydi, madaniyatdan uzoqlashganmizda. Shuning uchun mana sirlarni aytishligimiz bu 200 ta sirri ichida ikir chikillar shunchalik ko'pki, masalan, bir xonaga kirganingizda oyog'ini tagiga, oyog'ini artadigan latani qo'yib qo'yilgan bo'lsa, oyog'ini shu latiga artib o'tirishingiz kerak. Bu fahm farosatliligingizni, shunaqangi bir jiddiy odamligingizni, yutuq mukammal insonligingizni bildiradigan omillardan bittasi. Yoki masalan, yo'lni qatnov qismidan yo'lni piyodalar yo'lidan yo'lga oralab o'tganimizda ko'p joylarda hozir ayrıqların atrafında azgına cahaya bir güzar koyulungan, bir meselelerini sip koyulungan, ya ki bir tergali işlerini kurup koyulungan, bir su sipilungan, bir lay cahaya buluşu mümkün, asfalt kılınmadan cahaya buluşu mümkün. Yönün atrafı katma kısmıdan, trotuar kısmıga ötedigan, piyadalar yol hapşesine ötedigan cahaya, her 50 metre, 25 metrede bir kandaydır ötedigan cahaya koyulungan. Köpçeyini koysanız maşinadan düşerdi, lakin layını keçip, utup, aspal utup, aspal lay kılık getirdi. Bir de uşağıdaki dökanı kırsa, ayağın içinde paypa kılıp layı akırdı. Bu bir parasatlıydı, şimdi bu bir parasat anlayan böyle damatta. Ko'pchiligingiz o'zingizga ishonch bildirib, kelajagingizni o'ylab, mana bizni kompaniyaga kelgan hamkasblarimiz bu yerda o'tirib turganmasa, bular ayni fasohatli odamlar deb bilamanman. Shu fasohatni yana rivojlantirish, bir-birimizga bo'lgan mehr-muhabbatni kompaniyaga bo'lgan muhabbatni rivojlantirishimiz kerak. Ertaga masalan 17, ya'niki Moskva vaqti bilan 17dan 19gacha birinchi kuni, ikkinchi kuni mana shu kompaniyani reputatsiya, ya'ni kompaniyani obro'sini saqlash bo'yicha 3 kunlik seminar bo'lib o'tadi.
Ənişi seminarda qatnaşdırdı həməkə təklif qılaman. Bu cüda qatda bizgə manfaatli narsa bələdi. Demek obro etibarlı buluştuğu için Allah Fahim Fasal diye git buluştuk gereken. Fahim Fasal fasakatli adamla albatta geleceğe parlak ve geleceğe yaşı nurlu nur şahli bölgede. Gelecek milyonerlerin tayarlaştığı için ben şu mavzunu tanıp şu ikisi de sırra aitip adamla şu tarihlerin bir şeyini lazım topkenimiz sebebi tayarlanışımız gerek. Biz tayarlanış basmıştığımız. Milyoner buluşlukka, milyarder buluşlukka tayyorlanish bosqichidamiz. Chatda bir savollarni ko'rib qoldim. O'sha savollarni masalan bu bugungi kunda ertalabki yig'ilishda Nadejda aytib o'tdilar. Nima o'sha odam qatnashdimi, qatnashmadimi bilmadim. Niklari noma'lum odamlar bilan ko'proq ham savollarga javob bermasligini ham aytganmiz. Bu kishi qatnashdimi, qatnashmadimi bilmadim. Lekin mana shu bugungi mavzuyumuzda o'sha savolga javob berib o'tamiz. Milliarder bo'ldingizmi? Shuncha narsani bilar ekansiz degan chatda savollar bo'lib o'tdi. Man ko'p ham e'tibor berganim yo'q, hozir xayolimga kelib qoldi. Ya'ni bunaqa savollar bunaqangi haligi tirnoq tagidan kir qidirishi istagan odamlar albatta millioner bo'lmaydida. Millioner bo'lmaydi. Bular o'sha negativ bo'lganligi uchun negativ bilan tortib ketadi. Qaysi jamiyatda bo'lsangiz, man ko'pincha mana yaxshi ko'raman, bilasizlar, misol keltirishlikni. Bitta bankada tuzlangan bodring turibdi. Bozordan svejiy bodring olib keldingiz. Yonma-yon turibdi. Hech nima qilmaydi. Qachon uni ichiga solsangiz, svejiy bodringingiz ham bir soatdagi sho'rlangan bodringga aylanadi. Buni sho'ri o'tadi. Ya'ni atrofingizda, doirangizda, davrangizda, jamoatingizda yomon odam bormi? U yaxshilikni chekirganda yaxshi bo'lishlik kerak. Yaxshi yomon chekirib qolmasa kerak, yomon bo'lib qoladi. Masalan, atrofingizda hammasi negativli bo'ladigan bo'lsa, siz ham bir kun kun negativga aylanasiz. Shuning uchun negativ davralarni, negativ tashkilotlarni, shunaqa negativ odamlar to'plangan joylarni tark qilishlik kerak, do'stlarim. Ko'pchiligimiz shu narsaga e'tibor bermaymiz. Ko'pincha shu o'sharning gapiga quloq solib, chiroyli chiroyli investorlarimiz bor, chiroyli yaxshi pul tikkan, juda katta ulushlari bor investorlarimiz bor. Ayni ularning davrasida shunaqa bir negativ odamlar to'plangan. Ular davrasi o'tirmasi kerak. Ketish kerak ular har qanaqa foydasidan. Chunki u negativ odam na oxiratingizga, na dunyoyingizga foydasi tegmaydigan odamlar ular. Ular faqat o'zini o'ylaydi. Birov bilan, jamiyat bilan, ko'pchilik bilan, bizdagi farzandlarga nima qolishligi bilan ularni daxli yo'q odamlar bo'ladi. Shunaqangi, demak, biz muloyim, mulohazali va xushmuomala bo'lishligimiz biz rivojlanishimizning eng asosiy taomillaridan biri bo'ladi. Sizdan hech kim o'z maqsadi yo'lida foydalanmasin. Shu bilasizlarmi nima deb aytishim mumkin? O'z maqsadi yo'lida bizdan foydalanib qo'ymaslik kerak ekanda. Biznesni to'g'ri tushunish kerak ekanda. Mana biz yoshimiz bir joyga borgan paytda bu katta imkoniyatlar ochildi dunyo bo'yicha. Buni hali ko'p yoshlar tushunmayaptida. Ko'p vaqtini internetda o'tkazadi, telefonda o'tkazadi, telefonda kechgacha o'yin o'ynaydi, musiqa eshitadi, bular bo'lmas narsaga g'oy havasga orzu bular bo'lmaydigan hech qanaqa yer dunyoga oxiratga manfaat tegmaydigan narsalarga vaqtini sarf qilib qo'yapti odamlar. Biz mana shu holatlarimizga agar albatta Xudo xohlasa nima deb aytamiz? Bu biz boshlagan ishga hammalar ko'pchilikni xabari bor, ko'pchilik eshitdi. Ular e'tibor berganda edi, ular bu narsaga amal qilganda edi, kelajak juda porloq bo'lgan bo'lar edi. Nima uchun sizdan boshqa maqsadda foydalanib qolishingizga yo'l bermasangiz kerak. Mulohazali xushmuomala odam bu narsani albatta sezadi. Qachonki biz mulohazali bo'lib fikrlaydigan bo'lsak, ulug' odamlar ko'pi juda ko'p mulohazalar qilgan. Bitta so'zni aytishdan oldin, ayniqsa milliarderlar, millionerlar ichida yoki ilmli, olim kishilar ichida bitta gap gapirilsa, unga savol berishligi uchun 2-3 marta fikrlab ko'rar ekan. Aytadigan so'zini fikrlab olar ekan. Fikrlab olib, keyin aytar ekan-da. Shunaqa bo'lishimiz kerak. Shuningdek, siyosiy ma'lumotlardan ham xabardor bo'ling. Siyosiy dunyoda siyosiy qanaqa nima ketyapti, shu narsadan xabardor bo'lib turishimiz kerak. Bu siyosiy xabardan bexabar bo'ladigan bo'lsak, siyosatdan xabarimiz bo'lmaydigan bo'lsa, juda ko'p narsani yutqizib, juda ko'p narsani qo'ldan boy bergan bo'lamiz. Bu siyosatdan xabardor turishimiz kerak. Qayerda nima bo'lyapti, nima yo'nalishi nima uchun shunaqa bo'lyapti. Mana juda katta shunaqa narsalar bo'ldi. Yaqinda bo'lib o'tgan voqealardan bittasi men sharhlab beraman. Aranjeverilsa deydi. Ukrainada shu narsa qilindi.
Bu narsani shunday qilib aytamizki, 5 ta mamlakat bor, onda veto qo'yishga huquqi bor, 5 ta mamlakat bor. O'sha 5 ta mamlakat hammasi ham qurol ishlab chiqaradi. Qurolni sotishlik uchun ular hammasi tayyor. Mana shu Ukrainada bo'lgan, hozirgacha davom etayotgan xunrezlik, bu hammasi o'sha 5 ta mamlakatlarning ishtiroki orqali bo'lyapti. O'sha narsani mana Belarusda qalay qilishlikka sal oz qoluvdi, lekin Belarus xalqi juda xushmuomala, juda chiroyli, ko'rkam, shunaqangi bir odobli, axloqli odamlar bo'lganligi uchun ular hoy-havasga berilmadi. Bizda 90-yil yilida O'zbekistonda shunaqangi bir harakat bo'ldi, lekin uni insonlarni qanchasini qurbon qilib ham bo'lsa oldin olindi. Mana biz xalqimiz ko'chaga chiqqanda, namoyish qilib chiqqan paytida derazalarni sindirish, magazinlarni olib ketish, bu g'arb mamlakatlarida, Amerikada ham bu kuzatiladi. Shunaqangi ishlar bo'ladi bu mamlakatlarda. Qarang, Belarusiyada bu ko'chaga chiqish gullar bilan bo'ldi. Juda chiroyli, ajoyib bo'ldi. Bular xalqni fasohati balandligini, xalqni shunaqangi bir chiroyli, hozirgi mavzuimizga bog' muloyim, mulohazali va xushmuomalali bo'lgan mavzuimizga taalluqli bo'lganligi uchun bu narsani man misol keltirib aytib o'tishni lozim ko'rdim. Mana o'sha yaxshilik bilan tugadi. Bir nima bo'lgan taqdirda pozitsiya, masalan o'sha nima bo'ldi, ularni jo'mboshga keltirishga, qurolni sotib olishga harakat qilgan mamlakatlar rejasi amalga oshmadi. Shunday bo'lishi kerak. Ahamiyatsiz degan javob shunaqa bo'lib qolibdi, o'zi opechatka ahamiyatsiz g'iybatlar va idora siyosatidan uzoqda yuring. Bu nima degani, idora siyosati degani? İdare siyaseti şu direktör buluşurken tanışıyor ki kuyudaki zam direktörleri o şey idare gıybatları şükürler, şükürler de gıybatları. Gıybattan uzak buluşurken kadar, yaman kattan, şakayın nasıldan, umurumuzu bir fotoğrafla o ülke etkisi edilmezse, bundan cidden uzakta buluşturmamız gerek. Lekin ular aitken işonşi fikirlerini makullen ve orka tarafınızdaki la nima sodir bo'layotganini bilib turing. Bilingki, dunyoning buyuk yetakchilari shunda ish ko'rsatadilar. Demak, muloyim bo'lishadi, mulohazali bo'lishadi, xushmuomala bo'lishadi va qolaversa, siyosatdan xabardor bo'lishadi, g'iybatdan yiroq bo'lishadi, idora majlislaridan uzoqda bo'lishadi, siyosatlaridan uzoq bo'lishadi, lekin nima bo'layotganligini u yoqda bilib turishadi. Aralashmaydi, lekin ishda o'sha narsani bu esa bizga kelajakda muvaffaqiyatli bo'lishligimizga bo'ladi. Hop. Sözde, tasvirde, kod işle yok mu? Abrat nasıl yaz bir oraylık? Hamas joyda mı? İştiriş görünüş yakışı mı? Kabul can, işte çakıl konuştu aynen. Huzuru kabul kıldık. Anca vaktiniz bize sarf ediniz rahmet. Demek vakti yok can, yakışı. 72. sır. Uzunluğunu namayon kılın. Siz o'zingizni o'zgalar oldida yuqori iste'dodli, kuchli, tartib intizomli va xotirjam shaxs sifatida namoyon qiling. Tashqi olamga namoyon qiluvchi yuzingiz va ichki xarakteringizni o'rtasida muvozanatni saqlang. Demak, o'sha insoniyat muvozanat degan narsada bitta shu narsa ko'pchilikka juda ko'pchilik oldida muloyim bo'ladi, qachon yolg'iz bo'lganda yoki oilada juda zahar bo'ladi. Ya'ni bizda xalqda gap bor-u, ko'cha xandon, uy zindon deyiladi. Ayollarda ham shunaqa bor, ko'pchilikni oldida juda yasan tusan qilib o'zicha boshqacha juda muloyim chiroyli gaplarni gapiradi. Oilada o'zini ayol ekanligini unutib qo'yadi. Shunaqa darajadagilar ham bo'ladi. Albatta ulardan Xudo saqlasin barchamizni. Demak, o'sha muvozanat bu doimiy xushmuomala bo'lgan odam 71. sirimizga amal qilgan odam, xushmuomala, xushfe'l, yoqimli bo'lgan odam hamisha muvozanatni saqlay biladi. Ya'ni har vaqt bir xil muomalada insonlar bilan bo'ladi. Ko'chada
shunaqangi bir ba'zi bir tashkilotni rahbarlari bor, ko'chada juda muloyim shukr bo'lib qoladi, lekin tashkilotida shunaqangi bir haligi darg'azab bo'ladiki, xudo xudo rahmonni o'g'li osmondan qo'lni turib 200 yilmachi deyiladi ularni. Bunaqa odam. Demak, atrofdagilar uchun biroz sirli shaxs bo'lib o'zida. To'liq namoyon etmaydilar. Ya'ni to'liq, ya'niki bor ichki olamingizni, holatingizni yo'qmasligingiz kerak. Sırrınızı boy görüp koymasınız gerek. Hop. Özünüzün özünüzün hakkınızda hiç kaçan hemen askerin aşkar kılmayın. Sözleşten oldun 3 martaba fikirlaydılar. Çünkü aytilgan söz atılgan oqdur. Hayattaki hadiselerini oson ko'rinishga keltiring. Ve adamlar sizin tabiatan qobiliyatli inson ekanligingizga ishonch hosil qildilar. Demak, o'zimizni namoyon qilishlikda butkul hamma sir asrorimizni ochib qo'ymasligimiz kerak ekan. Qandaydir holatda sirli holatda ham bo'lishligimiz kerak ekan. Chunki bu to'liq hamma o'zimiz haqida ma'lumotni berib qo'yishligimiz bu o'zimizni zararimizga yetib qolishligi mumkin, ketib qolishligi mumkin. Shuning uchun to'liq hamma narsani ochiq oshkor o'zimiz haqimizdagi ma'lumotlarni berib qo'ymasligimiz kerak. Ayniqsa bu kelajakda bu bizni hozir ishlab turgan odamlar kelajak millionerlar, milliarderlari sizlarga har qanday tomondan hujum qilishga harakat bo'ladi keyingi paytlarda. Chunki bilimi ko'p odamga ham, ilmi ko'p odamga ham, puli ko'p odamga ham hamisha hujum bo'lib turadi. Shu narsaga tayyor turishligimiz kerak, shu narsaga hamisha bardosh berishligimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun o'zimizni
Bismillah. Berik 3-4-5, berik 3-4-5, konuş var mı? Ben de internette özür iş bardağı kaldı, özür iş kaldı ben internetimde. Ders işte, yaptım. Var mı pahalı buldu mu? İzzetullah zor. Var mı Bahtiyar Can var, İzzetullah Can var. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Hazır slaydımızı açılsın başlayınız. Demek o şey, kopçuk adamın özü de o şey mülayimlikini mücassam kılan adamla özü de ahlakını, etibarını, adabını mücassam kılan adamla elbette ki öterdi muvaffaklılık, irşerek. Yani şu anda ayet ve ki o şey bu vakıleden şu arzim egen dersler üstünde bilmedim. Şuna hangi bir taifi insanla böyle reken de daim kaydandır tırnak asıdan kırk kıdırıyordum adamla böyle reken de. Yani şuna hangi adamla da uzara buluştuk gene. O şunun için bizi verken derslerimizi bana sırlarını organı buluştuk gene. Sırlarını organı buluştuk gene. O şey 200 testi raporu bana 70 testi anlattığını unuttuk. Yani bu 200 testin hepsini aldığında ayet ve etkilerim derken bana Zıtullah, Gülbahar'la yani geliş, koşuluş doğası buna demek bu için yani bir takla bu tabanki. Ki surat kalıp alışmanın sahiplerini şu an kaç etme geldim, hayır onunla gelme gereken, indi hazır hayır onunla gelip kaldı. Her de sahip açılınan payda telefonda bulsun, kompüterde bulsun, surat kalıp koş mümkün. Bu slide'de doğum kere bile de bana ise. Hatta ben gaplarım yazılmaya koyan dağdım da han, benim slide'de böyledi. Bundan taşkaydı kampanya tamamından benim bütün olubarken webinarlarımız elbette YouTube'da cahilene de YouTube'da var. Hemen derslerimiz kalkan adam şey, mavzuda bunu çıkarıp, şey, derste bunu çıkarıp kuruşluğu. Şey, Anwar Rasulov duplikasyon dep yazsa çıkıverdi. Hemen derslerimiz birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, onuncu derslerimiz hemen çıkardı. Demek bana slide'ımız açıldı. Demek ayetlenen söz, atılınan ok doğru denen cevabı kıyandık. Hayattaki hadiselerin asan görünüşe kilitirin. Bu adamlar sizin tabiyyatın kabiliyetli insan ekalliğinizde inanç hasıl kılediler. Demek siz görünüşte asanlığını bilin. Kılıyatken tadımatınızda, ya da öbürken şehrinizde, hayat halinizde, bu nesilin adamları her bir nesilin asan tamamları bile korsetin. Yani yengileştirin. Her bir nesilin yengileştirdiğinizde siz hançeri kabiliyetli ekalliğiniz, kovalarda de ve başkalarda sizge nispeten sözünüzde müstahkem duruşluğunuz. Kampanya yani bir kısmı siz, sizge bulunan şans hem kopya yedi. Yani takıda bu tamam, bana Gülbahar yani kırdığınız hazır, Zatullah. Ettege 30. de 1. 2. Oktyabr külleri kampanyanın obro'nu himoya qilish bo'yicha seminar bo'lib o'tadi. O'sha 3 kun kuniga 2 soatdan bo'lib o'tadi. Shunga qatnashib turaylik iltimos. Faqat yaxshi narsalar haqida so'zlang va omma siz bilan birga ekanligini his qilasiz. Yaxshi narsani gapiradigan bo'lsangiz, ko'pchilik sizga jon qulog'i bilan eshitadi. Sizga ko'pchilik fikrlaringizga qo'shiladi, fikr bildiradi, ham fikrli bo'ladi. Siz bilan jon tomiri bilan gaplashishga, sizni masalan yuragidan gapirgan narsalar, yuragidan ishting degan xalqimizda gaplar bor. Sizni yuragidan chiqayotgan gaplaringizni ular yurakdan qabul qilib, yurakdan javob qaytarishadi. Shu ommani ichida sizni hurmat e'tiboringiz oshib boradi. Yolg'on kerakmas, biror bilmas, anons qilinmagan narsalarni birovdan eshitgan gaplarni gapirishlik, birovdan bir nimasini eshitsangiz, o'shani o'shandoqcha aytkizib, hech qachon bitta eshitgan narsangizni holini holiga qo'yib aytolmaysiz. Nimadir qo'shilib qoladi, nimadir kamayib qoladi. Shuning uchun eshitgan narsasini gapiravergan odam yolg'onchilikka dolanadi deyiladi. Har bir eshitgan narsangizni gapiravermasligingiz kerak. Yani ben ne demekçim ben biliyorum onu nasıl yönelişte gaplıdan. Eğer yakışı maslahatlik, menfaatlik gaplı buyurduğum.
yonda tura olib yurish kerak, unga yozib esdan chiqadigan narsani yozib olishligimiz kerak va uni kerak bo'lgan paytda foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Mana slayddan suratga olsak, ana shu kerak bo'lgan paytda foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Demak, hech qachon o'zgalarning salbiy xususiyatlari haqida so'zlamang va shunda hamma biladiki, siz ularning orasidan ham orqasidan ham g'iybat qilmaysiz. Demak, g'iybat qilmaslik. Demak, o'sha odamdan oldida başka kişinin, mesela bir kişinin bir şey yapırken adam size hem başka kişi yapırken de. Bunun için biz bana şu adatlarını yok etişimiz gerek. Yaşı bana o da yapırken kaplarımız hem insan özü yokluk payette, bolluk payette yapırmadan, yokluk payette yapırmazlarımız şans şansı okuluşken de. Şunun için bırak kadar bırak yapırmese, elbette siz obroyumuz ortada, özünüzü yaşlamadan da bayan kılıyan bölesiz. Özünüzün şahsi karakterinizi yaratın ve yukarı tertip intizamını inson asoslangan umr o'tkazing. Yuqori tartib intizomga asoslangan. Yuqori tartib intizomga asoslangan. Yuqori tartib intizomga asoslangan. Ya'ni har bir narsani tartiblab olishimiz kerak. Kunimiz, rejalarimizni, oldingi bo'lgan suhbatlarimizda, duplikatsiya darslarimizda aytganmiz. Vaqtni rejalash. Vaqtni rejalagan odam har bir daqiqasini ehtiyot qiladi, har bir daqiqasini himoya qilishga harakat qiladi. Bu bizni qilib borayotgan ishlarimiz insoniyatni bu dunyoda ham oxiratda ham saodatga erishishlikka olib boradigan amaliyot. Shuning uchun qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, yo'l qurilishi va pul tikishliklarini, ya'ni hamkorlar bilan suhbatlashgan paytingizda kelajak avlodlarimiz uchun yaxshi bir munosib sovg'a qoldirishligimiz, meros qoldirishligimiz haqida gapirishingiz kerak. Yer sherini qutqarish haqida Alloh subhanahu taolo siz bilan bizga vaqtinchalik makon qilib bergan ona zaminni sof sog'lom saqlashlik haqida, farzandlarimizga ketadigan tegishli bo'lgan resurslarni bugundan yeb qo'ymasligimiz, tugatib qo'ymasligimiz, isrof qilib qo'ymasligimiz to'g'risida qayg'uradigan kompaniya ekanligi haqida o'ylab aytib o'tishimiz kerak. Kelajakda insonlarning hayoti saqlanib qolishligi, qarshidan yo'ldan odam mashina kelmaydigan bir texnologiya ekanligini, bir tomonlama harakatlanadigan xavfsizlik holati umuman nolga keltirilgan narsa ekanligi to'g'risida gapirib o'tishligimiz kerak. Shundagina biz o'zimizni shaxsiy xarakterimizni rivojlantirgan bo'lamiz. Ya'ni biz o'sha qilayotgan ishimiz qanchalik mukammal o'rganib, qanchalik odamlarga mukammal yetkazib beradigan bo'lsak, bizni o'zimizni shunchalik kompaniyani bir mutaxassisi sifatida o'zimizni namoyon qilgan bo'lamiz. Keyingi sirimiz 73-chi sir. Me'yorga amal qiling. Tanishlar bilan do'stona aloqa qilish juda yaxshi odat. Lekin har narsada ham me'yorga amal qiling. Bir joyga mehmonga bordingiz, me'yor bo'lishlik kerak. Masalan, oddiy bir to'yga borganingizda ham ortiqcha turib qolishingiz kerak yo'q. Kirdingiz, so'rashdingiz, taomlandingiz, chiqdingiz, ketdingiz. Mana shu me'yor bo'ladi. Uzoq turmaslik me'yor bo'ladi. Yoki bir suhbatda yoki bir masalada uzoq turmaslik bir tashkilotga bordingiz, u yoqda juda ko'p uzoq turib qolmaslik, ortiqcha keragidan ziyod turmaslik, bir kishi bilan suhbatlashganda keragidan ziyod suhbatlashmaslik, gap gapirmaslik, uni holatiga qarashlik, ya'ni siz bilan biz psixolog bo'lishimiz kerak. Inson bilan gaplashtirganingizda aql baqa chalg'idimi, u demak o'sha sizni me'dangizga tekkaningizni bildiradi, darrov xayrlashib ketishlik kerak. Hamma narsada do'stona aloqalarda ham me'yor bo'lishi kerak. Do'stingizni bordingiz, ko'rgan bordingiz, bir kishini ko'rgan bordingiz, bir soat, ikki soat, undan ortiq bo'ladi. Ketish kerak. Uni ham me'dasiga, uni ham qiladigan ishlari bo'lishi kerak. Unga ham maligi ortiqcha moral kelmaydigan ish qilishingiz kerak. Bir mo'ljallangan rejasi bo'lishi mumkin, bir qiladigan ishi bo'lishi mumkin. Yoki bir do'stingizni ofisiga bordingiz, uni ham ko'p uzoq u yoqda o'zingizga jalb qilib qolmasligingiz kerak, boshqalar bilan ishlashlikka yo'l berishingiz kerak, o'zini yumushlarini qilishlikka yo'l berishligingiz kerak. Shuning uchun me'yor deb shu narsani aytadi, hamma narsani ham o'zini me'yori bor. Bordingiz, ishingizni bitirdingiz, maqsadingiz hosil bo'ldimi, ketishlikka taraddudlanish kerak, uzoq qolib ketmaslik kerak. Shuning uchun me'yor bu taqdimotda ham me'yor bo'lishlik kerak. Taqdimot ham uzoq qilmaslik kerak, 15-20 minut davomida taqdimotni yakunlashlikka harakat qilishlik kerak. Bundan ortiq ma'lumot har qanaqa insonga ortiqlik qilish mumkin. Bunaqangi me'yorlarni ko'p turlari bor, hamma narsada ham o'zini me'yori borligi bu albatta bu sirlardan biri bo'lib hisoblanadi. Demak, me'yorga hamesha amal qilishligimiz kerak, me'yordan chiqmasligimiz kerak.
Hala sənin gəpirişi meyarı, uxlaşı meyarı, yeyişi meyarı var. Kəm gəpirin, kəm uxlan, kəm yiyin. Şimdə nə deyimiz? Kəm yemalı, kəm gəpirmalı, kəm uxlamalı. İnsan obrolu saxlanılan, meyarlardan hesablanılan. Demək ki, slaydımız. 74-cü sır. Vaxtınızı özləşdirişini öyrənin. Ha, vaxtı rejalaşdırış olduğuna matkamız, duplikasiyadan matkamız, şu günlük rejə, aylık rejə, haftalık rejə, yıllık rejələrini qılıb oluşuyla olduğunu nümerlerimizdə, sohbetlerimizdə qatlaşkanımız. Şunu bilin ki, vaxtınızı puxta rejalaşdırıb, rejalaşdırıb və qat'i belgilengen rejə asasında yaşaş sizini qat'i qol və ixtirasız qılıb qoymaydı. Katkolik maz bu vaktini tecrübeli rejalaştırış bu katkolik hem yani ki ihtiyaçsızlık hem kırmaydı. Belki yaxşı uylangan reja olduğunuzda koyduğun maksatlarınızda vakti de erişke hem de dam oluşke şerait yarat edi. Demek ki uzunuzda etiborlu buluşluğunuz, vaktiniz rejalaştırınız, vakti dam oluşluğunuzu hem teşkilaştırıp geledim. O'zingizni tartib intizomga bo'ysundiring va tezkor lekin keraksiz mashg'ulotlar, masalan, telefon qo'ng'iroqlari juda aytamiz o'tgan ko'plab qaytarganman, telefon quloqqa yopishib qolgan odamlar bo'ladi. Shu bunchalik bo'lmaslik kerak. Bu telefonni ko'p ishlatishdan ziyon, zarar. U me'yordan ortiq. Oldin aytgan me'yorimizdan tashqariga chiqqan bo'lamiz. Telefon qo'ng'iroqlariga vaqtingizni ortiqcha sarflamang. Ve fakat hayatınız için mutlak muhim, faydalı, maksatlı mahsulatlar, mahsulatlar bilen etibarınızı karatın. Demek ki, asası biz hayattaki maksadımız, mazmunu, ben çok göpüremem, yani göpürüşlük, çok kaytarışlık, çünkü adam katı bana da yakın tanesini çok takipler verdim ama kolay bakan da. Ne desem bu nedir? Demek Allah'ın huzuruna borganda senga berilgan umrni nimaga sarf qilding degan savol bo'ladi. Biz qilayotgan ishimiz o'sha savoldan oson tushlikni beradi. Vaqtingizni tejang. Umr o'zi bizga bu dunyoga sinov uchun kelganmiz. Mana bu qilayotgan biznesimiz yana ko'p-ko'p ta'kidlayman. Odamlar shu narsani tushuntirib o'tinglarki, bu biznesni tushuntirganda Allohning huzuridagi mana shu savollarga javob berish oson bo'ladi. Ya'niki yo'l qurilishi bu insoniyatni g'amini qilib qilinayotgan ish bu. Siz bilan biz insonlarga manfaat berishlik, bizdan keyin munosib shunaqangi bir texnika texnologiya qurishi uchun siz bilan biz harakat qilyapmiz. Buni ahamiyati juda katta. Ko'pchilik tushunmaydi. Bir gapirasiz, ikki gapirasiz, uch gapirasiz. Shuning uchun qayta-qayta gapiramizki, tushunsin, qilayotgan ishini, qilayotgan biznesini, mag'zini chaqsin. Alloh rizqimizni belgilab qo'ygan. Rizq uchun hech qachon ko'yinmasligimiz kerak. Mana shu yerda katta foyda ekanda qana bo'lar bo'lmas qanaqangidir ko'rinishdagi loyihalarga kirib ketmasligimiz kerak. Umr chegaralar berilgan ku. Chegaralar berganda bir narsa o'rganishga harakat qilishimiz kerak. Mana shu loyihalar ustida qattiq amaliyotlar bo'lishimiz kerak. Qattiq amaliyotlar bo'ladigan bo'lsa, rizqimiz Alloh beradi. Rizqimiz juda ko'p, keng qilib beradi. Daraxt bir joyda ko'karadi degan gap bor. Hadam u kompaniyadan bu kompaniyaga sakraverman. Bu bugungi top o'sha narsada barakot bo'lmaydi-da. Xalq bu yoqib bu yoqib sakraydigan bo'lsak barakot daraxt bir joyda ko'karadi deganda ko'karmay qurib qoladi-da. Shuning uchun mana shu narsani orqasidan juda katta daromad olayotgan bu yerda hamkorlarimiz bor. Hammamiz ham astoydil yuradan shu ish qiladigan bo'lsak chimoylikka bo'lishimiz kerak. Ertalabki mana bir bilanimizda Nadejda aytib o'tdilar, fil voqeasini gapirib berdilar-da. O'sha yerda men chumoli haqida gapirib o'tdim. Chumoli bir joyga chiqmoqchi bo'lib harakat qilayotgan, chiqayotgan tushib ketar ekan, chiqayotgan tushib ketar ekan, chiqayotgan tushib ketar ekan-da. Buni har bir darsini mana shu o'rinda bir mavzu kelib qoldi aytib o'tishimga majbur bo'laman. Masalan, aytaylik bir narsani bitta mashina ishlab chiqarilgan bo'lsa buni kim ishlab chiqargan degan savolga yaratuvchisi buni kim loyihasini qilgan bo'lsa o'sha ishlab chiqargan deysiz. Bitta stolchani chiroyli stolchani ko'rsangiz buni kim qilgan deysiz. Hech bir narsani o'zidan o'zi bo'lmasligini yaxshi tushunasiz. Bu dunyo ham chalizdan yuratganlar o'zidan o'zi paydo portlashdan paydo bo'lmagan.
Aşağı partlaşı oynadıkken kıyan zat var. Ya ki, ne hangi bir elige böyle bir masrafla var ki, dünya uzdan uz payda bu konu gelme. Bunu yaratıp, bunu nasıl kuturgan var mı? Sizinle bizi yaratıp, sizinle bizi yaratıp, nasıl kuturgan var mı? Çünkü şu vaktimiz altı sürensi sarflanmaya. Faydalı maksat, mazeri maksat. Ben şimdi biz kılatkan işimiz, hani şu veyatkanı huzurluğa borganda, hani bizge arzu megan bir az günü ömrü yeryüzünde yaşayışı için imtihan için belirgen imtihan. Bu imtihan dünya. Bir de üniversitede 5 yıl okuyor dediğin adam hiç uzak varsa 4 imtihanı 2 saatten sarkılsa 8 saat ömrünü sarkılıyordu. Bir de üniversitede kırmak için bölgen abituriyent. Demek imtihan için uzak bile 8 saat vaktini sarkılıyordu. Biz hem bu dünyada yani 8 saat yaşayacak ekibimiz. Kolgan törlü beşirimiz uyardı. Abediyat uyardı türüptü. Şunun için vaktimizi recelap, nime için dünya kegelimizi anlayıp yetip, kılatkan işimiz nime ok geledi bu, nime beledi denen soruları cevap verildi, o şeyin kılıçlarımız gene. Bu açılmadan mavzulu açılı yaptı, o etilmadan sırla etil yaptı. Demek bu kampanyanı rojlantırış, siz bilen bizi nafakat dünya dege, ahirettik rahatımızı han beledi denlerse. Şunu anlayıp yetip olaydık. Yaratuvchi nima maqsadda, nima ko'zlab biz dunyoga keltirgan? Ertaga nima qilgansan deb bir savolga biz shunaqa inson uchun manfaatli narsa aytamiz. Qonimni to'yg'izib, tamamni uxlaganman, turganman, qonim uchun ishlaganman. Shunaqa odamlardan nima qilaman bo'lsa, pul olishga harakat qilganman deb javob beramizmi? Bu to'g'ri javob beradimi? O'zingiz buni o'ylab ko'ring har biringiz. O'zingiz uchun o'ylab ko'ring bir narsani. Shu to'g'ri savol javob bo'ladimi? Yok ki bana şuna hangi nesede. Çünkü İnternet özürüş buldu. Ben bormam mı? Pada buldum mu? Pelik 3-4-5 iştiriş, kuruluş var mı? Haber bir var mı? İştiriş, kuruluş var mı? İnternet uç kol yaptı bende. Kış başlandı, svet uçuş başlandı, internet yakalış başlandı. Muammolar gitlik böyle Özbekistan'da hayatı başlandı. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Hasılatlarımız açılı olsun. Demek o şey, kılatkan işiniz kançalık menfaat doğruluğunu, kançalık insanlarla fayda kültürçlüğünü bilip yaşaslık, uzu katta baktı sablanını. Demek açıldı, demek ki vaktimizin özgürlüğümüzün orada. Muhim maşallah kotarıydı, demek şu, hizmet kılıç kabiler kredi. Demek, şu bize, demek kılatkan işimiz,
Ko'pchilikka xolis xizmat qilishlikka ham kiradi. Eshitmagan birodarlarimizga, eshitmagan odamimizga yetkazaylik. Loyihamizda kirishlik bir investor bo'lib qolish uchun juda qisqa muddat qoldi. Nima deymiz, masalaga to'yga borsangiz, mehmonlar kelib turgan bo'lsa, povar to'y egasini chaqirib, qozonda ko'rinib qoldi, kechki qozonga harakat qiladigan odam ko'p deydi. Qozonimiz tagi ko'rinib qoldi. Ikkinchi qozonga spasibo harakat qilaylik. Odamlarni ko'proq jalb qilib, mana shu kirib olishiga imkoniyat beraylik. Bilmadim, endi kelajak spasibo aksiyalari balki Skava уже birjaga chiqqandan keyin balki spasibo hozirgi kirgan odamlar hamkor bo'lib kirib qolishligi, keyinchalik yana hamkorlik bo'lmasligi mumkin. Buni bir narsa deyish qiyin. Spasibo boshlangan paytda birjada qimmat baho narxlarda aksiya sotilishi mumkin. Siz bilan biz privilegirovani deydi, ya'niki siz bilan bizni hurmatimiz kompaniya oldida juda katta. Avvaldan kirganlar, mana masalan hozirgi kirganlar hammasi privilegirovani aksiyalarga egador bo'ladi. Bu to'g'risida keyinchalik mukammal gaplashib o'tamiz. Nima o'sha bizni hurmatimiz katta bo'ladi, bizni ancha muncha imkoniyatlarimiz keng bo'ladi. Shuning uchun albatta xalqqa bemunat xizmat qilishligimiz, bu ma'lumot berishligimiz kompaniya haqida, Skyway haqida, Spasway haqida ma'lumot berish. Spasway ba'zi bir odamlarga yetib atmasligi ham mumkin. Skyway haqida, hozirgi bo'lib turgan ish haqida ko'proq ma'lumotlarni berishib, ko'proq odamlarni bu narsaga oz qoldi demoqchiman vaqt. 75-chi sirimiz voqea. Hodisa haqida xabardor bo'lib turing. Yangiliklar, so'nggi nashrdagi kitoblar va dolzarb voqea hodisalar haqida xabardor bo'lib turing. Ko'plab yetuk shaxslar kuniga 5-6 ta gazeta o'qiydilar. Har bir gazetani sinchkovlik bilan o'qish shart emas. Faqat bilingki, nimaga e'tibor berish, nimani o'tkazib yuborish va nimani boshqa vaqt o'qish uchun olib qo'yish kerakligini muvaffaqiyatli insonlar jurnal va gazetalarini ko'z yugurtirib, qiziqarli sahifalarni olib qo'yib, ularni bo'sh vaqtlarda o'qishadi. Ma'lumki, bilim bu kuchdir. Siz tadbirkor, korporativ, firma rahbari yoki oila yetakchisi bo'lishingizdan qat'iy nazar, bir g'oya orqali atrofdagilar va o'z shaxsiy hayotingizni tubdan o'zgartirib yuborishingiz mumkin. Shunchaki Bill Gates, Edison, Bell haqida yoki Tesla, mana masalan Tesla'ning g'oyalari amalga o'tmay uni yo'q qilindi. Agar uni yo'q qilmaganda bichoqqacha ana shu neft magnatlari, gaz magnatlari o'sha qilib yo'q bo'lgan bo'lardi-da. Chunki u o'sha neftga, gazga qaramagan oddiy bir bepul energiyani ishlab chiqqandi-da. Bepul yorug'ini bergandi, bepul energiyani nimasini bergandi. O'sha havodan energiya olib, o'sha efir masalasi hani hali hanuzgacha Mendeleyev jadvaldagi birinchi raqamli efir jadvaldan tashlangan. O'sha yerda bo'sh joy bor, o'sha yerda efir moddasi bo'lgan. Bu efir moddasi juda ko'p narsani beradigan narsa. Efir bu mana shu 1 kvadrat havoda, 1 kvadrat 1 kub metr havoda 5 megagaz energiya borligini isbotlab berdi. Shuning uchun uni yo'q qilindi-da. Bu ko'p narsadan xabardor turishligimiz juda bizga zarur. Siz bilan bizga juda muhim narsa. Buni o'sha narsaga e'tiborli bo'lishga. Ma'lumki, bilim kuchlidir. Demak, atrofda o'z shaxsiy haqida o'zini oxirgi internetda Bill Gates'ning oxirgi so'zi deb ma'lumot qilsangiz yoki последний слова Bill Gates deb nima qilsangiz, o'shanda aytib o'tgan. Bu narsani yaratishga yaratdimi, qanchalik insonlarga foyda keltiraman deb jon keltirib qo'yganini bilmadim degan so'zlar bilan tushkunlik holatlari ham bo'lgan. G'oya
Demek o şey bir malum bir kuayaya asaslandınız mı? Bitti kuayaya bile ağırı böyle yapsın mı? Onu ahırga yetkisin. Kuayamız malum. Ölümümüz malum. Kuayatka işimiz malum. Bunu fakat rövajlandırır, rövajlandırır. Fakat şu vakıda, keçesi kündüz şu vakıda yapıyordum ama basak, bu nasıl bizi yalnızlandırıp koymaydı. Biz öz neticesini verirdi. Komşuna gayet edildi. Bittes kahvayı uzunlar, şoğunlarla pul toplumu indiydi. Yok, hata kılıyordu. Bu kapı yapırken hata kılıyordu. Uzunen çalıtma, ne kadar o koca kovurmuyla. Bitti gönül işte bu ile. Bu latka işte daha hemmesine havada oturuşturmamız gerek. Bu halısı havalardan havada bulmaya devam olsak, biz ruhaşen işten toktap falan bölümüz. Bizim maksadımız var, keç keçe bozarım bozarım yürüp, bir nümeni satış bulmasaydık gerek. 76. sır, ömür yoldaşınız en muhim karardır. Ben işte cevabı, bana yaşla var, oynanmadan, dünkü geçmeden yaşlarımız var. Şöyle üçüncü de bir muhimlerse, öz ömür yoldaşınızı tanıyatkeninizde unutmayın ki bu hayat davranınızdaki en muhim karardır. Kumak, hırsançilik ve bahtnin 90 faizi ailevi münasebetlerine bağlı. Demek, donolar bilen öz yolunuzu tanılan, donolik bilen öz yolunuzu tanılan, sadakat, hazilkaşlik, zukkolik, halollik, yetuklik, fe'l atvor, hamnasablik. Hamnasablik degani sizga har tomonlama mos kelishligi. Kabi sifatlarga va ko'nglingizga moyil kelishiga ham e'tibor bering. Agar bu sifatlar bo'lmasa, demak sizning munosabatlaringiz baxt qarshisida turibdi. Qarshi, baxtga qarshida. Baxt qarshisida turibdi, qarshi. Demak, yaşı ömür yoldaş tanılaşıydı, cüde kattık itibar bir işlik gereken. Hoy havasına yugurup, daha rap ölmek gitmesi gereken. Kiyin, sonu pişayman uzunca düşman mı kaladı? Ömür yoldaşlık yani, kaç ömür görseniz, 60 mi, 70 mi, 80 mi, 100 mi, 200 mi yıl ömür görüldüğünü bulsanız, o şey ömür yoldaşınız hemen işe. Her gece ve gündüz yanımızda kaladı. Aynısı bizde, kampanyamızın rojları, bizde anlamız, gelecek milyonerlere, milyarderlere buluşuyoruz, bulgarlıyoruz. Bu bizi gece hayatımızda kançelik uzak ömür kuruşluğumuz, ömür yoldaşımızla bağlı böyledi. Bir egoğa ömürge öyle olsanız, ya da bir egoğa tutmuş ki çıkartman olsanız, bütün ömrümüz azapta ötedi. Şunun için aynı şu narsada şimdi karar kılışlığı da en muhim rolü, hayatımızda en muhim rolü bana şu ömür yoldaşımız halkıladı. Sekin asta, oldinga harakatlaring, lekin hech kimga sizni noqulay qaror qabul qilishga majbur etishiga yo'l qo'ymang. Va hech qanday har qanaqa odam ham sizni noqulay, siz xohishingizga qarshi qaror qabul qilishingizga majbur qilib qo'ymasin. Qarorlaringizni bil ixtiyor, be ixtiyor emas, bil ixtiyor, ya'ni o'zingiz ixtiyoringiz va qarorlaringizni mukammal qabul qilishga harakat qiling. Bundan taşkarısı yakışı bu mıydı? Bundan taşkarısı yakışı bu mıydı? Peki yeni slaydımız. Yetmiş yedinci sır. Kurunuşa kalıp kaldı. Kurunuşa kalıp kaldı. Tak tak. 7-ci sır. Hop. Nimadir bo'lyaptimi? Ha. Bormanmi? Men o'zimni ko'rdim. Meni ko'ryapsizlarmi? Demak, 77-ci sır. Sizning strategiyangiz faqat o'zingiznikidir. Hech qachon o'zingizni shaxsiy rejalaringiz, rivojlanish mashg'ulotlaringizni tanishlaringiz bilan muhokama qilmang. Shaxsiy rivojlanish mashg'ulotlaringizni tanışlar bilan muhokama qilmam. Shaxsiy rivojlanish juda ko'p narsani o'z ichiga qamrab oladi. Sizning shaxsiy hayotingizdagi, ya'niki qilayotgan hayotingizda hech kimga ko'rsatmay qilayotgan ishlaringiz shaxsiy hayotingiz hisoblanadi. Ba'zi bir mashg'ulotlaringiz, mashg'ulotlaringiz, shaxsiy rivojlanishdagi qilayotgan mashg'ulotlaringiz u shaxsiy narsangiz. Uni hamma ko'rishi, hamma bilishi shart emas. Siz muvaffaqiyatga erishganda sizning xatti-harakatlaringizga e'tiborga olmay, barchasi o'sha mashg'ulotlar orqali erishganingiz deb o'ylaydilar. Demak, siz o'sha qilayotgan ishlaringizni ko'rgan odamlar, bu o'sha mashq qilganligi uchun bu narsaga erishdi, mashq qilganligi uchun bu muvaffaqiyatga erishdi,
deb aytishadi. Sizni qanchalik ulardan pana joyda, ya'niki ular sizni ko'rmagan holatda qanchalik mashaqqat chekkaningizni ular tushunmaydi. Shuning uchun bu narsalarni o'zingizda saqlang. Insonda ozmos sir ham bo'lishi kerak. Sirga juda qattiq e'tibor berishlik kerak. 78-chi sir. Dam oladigan vaqtlarning ro'yxati. Hafta davomida dam oladigan vaqtlaringizning ro'yxatini tuzing va unga amal qiling. Muhim bo'lgan kompaniya prezidenti yoki eng yaxshi xaridoringiz bilan bo'lgan uchrashuvlarga boshqa rejalashtirilmagan foydasiz ishlarni qo'shmaysiz-ku. Ha? Muhim bir uchrashuvingizga rejalashtirilmagan boshqa ish qo'shmaysiz. Shuning uchun dam olishingizga ham boshqa narsa qo'shmang. Unda nega o'zingiz uchun ajratilgan vaqtga jiddiy qaramasligingiz kerak? Bizda o'zimiz uchun quvvatimizni tiklash va fikr yuritish uchun vaqt bo'lishi shart. Bu kabi mashg'ulotlar ish faoliyatingizni yuqori darajada ushlab turishingizni ta'minlaydi. Demak, o'sha avval dastavvaliga boshlanish vaqtida juda ko'p odamlarga beminnat xizmatlarni qildik-ku, keyingi o'sha o'zimizga dam olishga kelganda o'zimizga no'noqlik qilib qo'ydik. O'sha oldingi darslarimizni dublikatsiyalarini birda aytganmiz. O'sha ayniqsa mana sir bobida ham aytib o'tilgan narsani yakshanba kuni tushdan keyingi vaqtni faqat o'zingizga va oilangizga sarflang degan joyda bor. Shuning uchun biz shanba yakshanba dam olish kuni e'lon qildik. Shanba yakshanba kunlari dam olish kunlari bo'ldi. Dam olish kunlari bir-birimiz bezovta qilmaslikka kelishdik. Taqdimotlarimizni masalan mana shanba kunga masalan ertalabki vaqtimizni ajratib qo'ydik. Ertalabki vaqtimiz ham masalan aytaylik 10 da boshlangan webinarimizni natijada siz eslab qoling, 10 da boshlangan webinarimiz 11 da tugatishimiz, 12 da tugatishimiz shart emas. Uni kechgacha olib borishimiz ham mumkin. Qancha imkoniyat bor, odamlar savol javob bor, o'sha savol javoblarga qarab olib borishimiz mumkin. Davom etishligi muddati cheklanmagan. Mana qachon bo'lsa, mana albatta inson toliqib qoladi, 1 soat, 2 soatdan ortiq toliqib qoladi. Lekin har 1 soatda zapisimizni perezagruzka qilishimiz kerak natijada. Sam uchastniki ustayut bo'lishi shansi, если. Ну? Если ustayut, то можно, конечно. По желанию, я имею в виду. Xohishga qarab nimasini qilishligimiz mumkin bo'ladi. Bu kabi mashg'ulotlar ish faoliyatimizni yuqori darajada oshirishimizni ta'minlaydi. Demak, biz o'sha shanba, yakshanba kunlari dam olishlikka harakat o'rganishligimiz kerak. Shanba, yakshanbaga dam olishga harakat qilishligimiz kerak, ulgurishligimiz kerak. Keyinchalik mana masalan ko'p shunaqangi bir biznesmen, shunaqangi bir katta odamlar bilan ko'rishish qiyin bo'ladi, katta shunaqangi tashkilotlarni ishlarni rivojlantiradigan odamlar, milliarderlar bilan juda ularni vaqti kam bo'ladi, kam ko'rishiladi. O'sha o'zlarini ish vaqtlarini ham dam vaqtlarini rejalashgan bo'lishadi. O'sha rejadan chiqishmagan bo'lishadi. Avvalo o'zimizga bergan va'dani unutmasak, qolgan va'dalar ham unutilmagan bo'ladi. Shu kunimizni tartibga soladigan bo'lsak, albatta buyuk ulug' odamlar safiga ulug' odamlar qatoriga qo'shilamiz. Vaqtimiz ham barakotli, ham samarali, ham ko'pchilikka manfaatli bo'ladi albatta. 79-sir, ko'zingizni yuming. His tuyg'ularning 83% ko'zlarimiz orqali qabul qilinar ekan. Mutlaq bir narsaga e'tibor qaratish uchun ko'zingizni yuming va shunda siz fikringizni bo'luvchi narsalarni xayolingizdan olib tashlaysiz. Demak, yana ertalabki videolarimizda men oldingi duplikatsiyamizda rezinka usulini aytib o'tgandim. O'sha rezina usulini natijada ertalabki videolarda ko'rsatib berdilar. O'sha narsa, demak, xayolingiz buzildimi? Fikringiz buzilish boshladimi? Darab o'sha natijada aytgan rezinkani tortib qo'ying va ko'z yumishlik. Bu ko'z yumasangiz u mana aytib turibdi. Xusqut bilan 83% ko'zlarimiz yumish orqali qilinar ekan. Ko'zlarimiz orqali qabul qilinar ekan. 83%
Көз жумган бәлки ошо 93% токтоп калды да. Мие белән 17% калды. Бу 17% 93%дан үстүн кемайды. Ә? Голосование да, бага. Голосование. Көз жумганда аны шу нәрсә үстүнлек кылады. Ва сезне чагылышлыгыңыздан, өзүз фикриңиз бүлүшүгүдөн бу саклап калат. Ана шу көз жумуш сыры, сыры хам, албатта биз hayatımızda жүдә бизге кол келәдиган үсүллөрдөн бири хисапланады. 80. sırrımız, hoşçu istaklarınızı hocayını bulun. Lekin vicdanınız kulu bulun. Bu ne demek? Hoşçu istaklarınızı, nafsınızı hocaylık kılın. Nafsınızı egesi bulun. Nafsınızı cenablak bulun. Nafsınız demeli, hoşçu demeli, biz o şey işgile vermek. Bunu hocayını bulup olun. Hoşçu istaklarınızı, nafsınızı egesi bulun. Lekin vicdanınızı kulu bulun. Vicdan amrına, vicdanınızı kıyandınız. Allah subhanahu wa ta'ala, Şunağın bir vakıya var, bir kişi çöküp ölgen eken de, Allah'ın huzuruna bargan da, beni yoldan vermedin, çöküp öldüm degen eken. Şunda Allah etken eken ki, bir tek kemeni yuvardım çıkmadın, ikinci kemeni yuvardım çıkmadın, üçüncü kemeni yuvardım çıkmadın. Hamelerdeki adamlar senge ahir, taklif kılıçtık ki, kulini ver, olaylık kemeni değişti, kete ver, hudak tıkarır dedin. Şu beni kutkalganım başı kemenin yubarışı gidi. Sen uzun çıkmadın, sen uzun halak kıldın de Allah cevap verdin. Böyle bir olması gibi gerek de. Vicdanlı kulu buluştuk demek, vicdan amri bile aşkı olacak gibi gerek. Allah bizi kalbimizde sol yaptı mı, bir nesini bir yaptı mı, o şeyin kabul kulu oluştuk gibi gerek. Sizinle bizi bir yerde sıfatlaşıp oturuşumuz han diyecizmez. Bu Allah'ın iradeti bile bunu yaptı bu nesini. Can, ben yürekten çıkan kapkı yürekten cevap kılaylık. Yani şimdi elbette bu vicdanımız gibi masmurladı. Vicdanınızı kredi yaptı mı? Hayalınız gibi bir fikir, şunu kıma, şunu kıma degen fikir geldi mi? O şunu kımasılık gere. Kayıtçılık gere de. O şunu Allah insanın kalbi bir vücudu gibi bir vicdan degen sen cevap koyana kalmıyor. Hayvan da yoktu birerse. Başka mağabeyi de vicdan yok da. Şeytan da vicdan yok da. Cinde vicdan yok da. Elbette Müslüman cinde var, öyle de hem vicdan var. Vicdan bilirse elbette, vicdan degen derse siz bilen bizde, İslam'da cüde kop, derhal gelirse, cüde kop, etmol bir şey gerek derse. Demek nafsımızı kulüp bulup olmasınız gerek, onu cilavlar egallap, nafsını özümüzü atkenimizde, büyürüğüge, özümüzü büyürüğümüzge, yürüdürüşümüz gerek, vicdanı ise atkenini, amrını, vicdan amrını bacarışımız gerek. 81. Künde suda süzüşke adaptlenin. 81. Sınırımız künde suda. Demek bu arkalık siz sağlam bölesiniz. Tanenginiz boşaşadı ve fikriniz bir cevabı geledi. Süzüş tanenginizin stres haleti de düşürmeydi. Ökkene acayip maçlar bilen tahammül layısız ve semereli netice için oğaz vaxt sarf layısız. Yandı tutun ki sağlam tanede sağlam akıl. Pandemiye. Sizin dostlarım, sizin. Pandemiye. Sizce tansı kılmaydı, o kanınızı var zannedi. Ha, bu öyle ki pandemiye de, koronavirüs de fazla, ha, ben de vakıma soru yapkala, o kısım da olarken, o kısım da olarken, da olarken, ben de olarken. Ya, kudan atkeni böyle de. Kudan kim peşine sizce şunun üstünden uluş yazgan mısı böyle de. Lekin bana bu maç kılışı cüde yakışınarsa. Bana en asasiyiz, görüyorsun. Sizin. Kup, demek, Millenniyeler, milyarderler, muvaffakiyetli adamların usullerinden bittiyse, ben hiç süzüşkeye geldi, isimle çıkıp kaldı. Bunlar ıslık maddeni, keşkonu yatıştan aldım, kabul kılıçtık. Bu hem yakışı netice böyle de. Islık maddeni, ılık mılık maddeni, kabul kılıçtık. Yakışı narsa, bu şeyin itibar beşiğimiz kadar, itibarlı bu işimiz kadar. Ya de tutun ki, sağlam tanede sağlam akıl. Bu azaldan bora, Aldığımız sınırlarımızda artık badan maskeleri, badan terbiyeleri ve şoğullarını işledik, hakkında yapıldık. Kop cari, kop sağlıklı itibar veriştik. Kaşına hangisi ameliyatla biz elbette gelecekte muvaffakatli buluştuğumuzda, teran fikirleşimizde ve öz misyamızı bacarıştık yoldan beri. 82. Bugün ve ette. Bugün Öz maksadıyla yaxşı işleyotgan insanlar ertangi kun uchun xursandchilikni kafolatlaydilar.
Bugün geleceğiniz için, öz maksadınız için yaxşı işlen, ertege siz de korsançılık kafalatlayın da. Ertege günümüz kafalatlayın da böyle de. Bugün kuratkan işimiz, bugün maksadımız erişilirimiz, ertege gündeki demek, samereli hayatımızı böyle de. Bir oldu bir tört mesela şiir yazıp koyduğundum. Önü hazır, onu topsam koyup bir şekilde katkılamam. Bir de bu, bir de ekin. Önümce şey yok ekan. Bak, bugün öz maksadı yürüdü yakışı şey atkan insanlar ertemi gün için kursançılıkını kavalatlaydılar. Öz maksadınız için, bana şu işinizi bardağın kılın. Bu yoldan hiç kaçan doğru yolda eriştiniz. Bu nasıl okuda 100 yılda, 1000 yılda bir giriştiği mümkün. Bu kampanyanın 1000 yılda bir bir de Allah subhanahu wa ta'ala. Bana şunca vaktan beri insaniyat dünya kekenden birin indi birinci vat aşkı kılınca bu kampanya. Bu hali 3-4 asırda bir de yeterli iş var. Spasivaya'da hali belki 5 asırda yeterli iş de var. Jüde, jüde hangi bir acayip narsaga ega bo'lyapti. Shunaqangi bir zo'r narsaga ega bo'lib qolganmizki, odamni ko'p hali tasavvurga sig'dira olmaydi-da. Tasavvurotiga hali hech kim sig'dira olmayapti narsani. Bu ertangi xursandchiligimizni kafolatlaydi. Mana shu qilayotgan bugungi ishimiz bizni mana shu Spasibo Skyway ertangi bizni xursandchiligimizni ta'min qiladigan narsa. Kim yo'lda tushib qoldi, tushib qoldi. Mayli, majburlash yo'q. Insonni majburlash hech qanaqa, hatto dinda majburlash yo'q. Aytamiz, gapiramiz xolos, majburlay olmaymiz. Keyingi slaydimiz 83. sirimiz muvaffaqiyatli vaqt. Muvaffaqiyatli vaqt boshqaruvchisini kaliti qilinish kerak bo'lgan ishlarni reja qilgan vaqtda bajarishdir. Muvaffaqiyatli boshqargan vaqtini boshqaruvchi. Siz bilan biz vaqtimizni rejasini muvaffaqiyatli boshqarishligimiz bu qilingan ishlarimizni o'z vaqtida bajarishligimiz shuna kafolatini beradigan narsa ekan. Qo'lingizdagi topshiriqqa butun fikringizni jamlang. Qo'limizdagi topshiriq nima? O'z missiyamizni oxiriga yetkazish. Mana shu qo'limizdagi butun fikrimizni shunga jamlashligimiz kerak ekan. Qachon fikrimiz sochiq bo'lsa, avvalo uni qilish kerak ekan. Bozorga borib, uni sotish kerak, aptekaga borib, buni sotish kerak, u yoqqa uni sotish bo'yicha. Haligi nima deydi? Masalan, ovchi ko'p joyda aytamiz biz, ko'p joyda gapiriladigan narsa borki, qo'limizda miltiq bor, qush ovlamoqchisiz. Hammasini otaman desangiz bittasiga tegmaysiz. Bittasini mo'ljalab nishon olasiz, o'shanga tegasiz. Jamlang vazifangiz ustida o'zingizni. Odam bir chuqum bardan bir chuqum hech qachon muvaffaqiyatga erishmaydi odam. Har yomondan chuqib chuqib ketaversa arzimagan narsaga umrini sarf qilib qo'yaversa, bu bular bo'lmasa degan bir kunlik loyihalarga fikringizni tarqatmang. Bir kunlik loyihalarning bag'ridan voz keching. Daraxt bir joyda ko'karib deb aytdik. Bitta narsaga harakat qilib shu narsani natijaga erishib keting. Shundagina siz barcha maqsadlaringizga erishasiz va eng muhim narsalar uchun vaqt ajrata olasiz. Har tomondan bir ishga qadam bo'lsangiz vaqtingiz ham shunga yetmaydi. Oilangizga ham vaqt ajrata olmaysiz. Dam olishga ham vaqtingiz bo'lmaydi. Shanba kuni temir bozoriga borish kerak. Temir mikroyonda temir bozori bor. Shanba kuni temir bozoriga borish kerak. Temirni olib sotib qilish kerak. Buni 5-6 tanga qoladi. Yakshanba kuni afsonaga borishimiz kerak, tilla bozori bor, tilla bozorida harakat qilishimiz kerak. Yugurmasak shunga erishmaymiz-da. Rejalaringiz maslahatchuvchan bo'lishiga qaramay, kamon juda tanang tortilsa, u ham tezda sinadi. Demak, kamon qancha hop tortaversa sinar ekan-da. Sizning jadvalingiz oddiy intizomni talab qiladi. Demak, o'sha doimiy tortishlik, doimiy harakatda bo'lishlik, o'sha kamonni doim tortishlik tez sinishga olib kelgani singari, sizni ham tez halokatga keltiradi, sizni ham tez charchashingizga, tez natijaga erisha olmay qolishligingiz sababchi bo'ladi. Shuning uchun shanba bozor, masalan, aytamiz, dam olgan vaqt ajratishingiz kerak, o'zingiz dam olgan hordiq kunlaringizni ham belgilab qo'ying. Unga ham avval e'tibor qiling. Bo'lmasa, chatoq. Ikki, zamon qadri. Bugun kelajagini o'ylamagan shaxs ertaga jannatni o'ylamasin. Mayli, bu ustida to'xtalmaymiz, savol-javoblarga o'tamiz. Navbatdagi slaydimiz. Nima kimda? Qanaqa savollar bor?
chatdagi savollarga javob berishdan oldin webinar xonamizdagi odamlar savollariga javob berib o'tganimiz afzal. Kimda savollar bor? Yoki mana bu slayddagi savol javoblarga o'taveraylikmi? Da, dikkat böyle. Ya dikkat et, subatı baskı seni. Subatı baskı seni dikkat yok. Ya seni mişayet. Ne zvonit, ya seni приходит. Видимо, скоро я буду телефон отключать. Да, чтобы отдыхать, надо придется телефон отключать, видимо. Ну, люди, ну, должны обучаться. Одамда бы нас кунь кшкарак, но алкоголь кшкарада. Aynı şanbe akşamı dam aladığım bir işiniz, aile bir işiniz kıladığım vaktinizde aynı menajip pazar günü peşindeki adamla kabin demek gelip, ofiske gelip telefon konuşup biz orta konuşalım. Demek alaydık. Yakın bugün için çıkalımız da. Demek savallarga cevaplar. Birinci, o şey bizde chatimizde şuna kanka bir saval buldu. Anvar İsmail degen adam. Juda ko'p shunaqangi bir g'alati savollarni beradi. Kim taklif qilganini bilmadim. Hozir vaqt ajratib o'shani qidirmadim. Bu loyiha ishga tushdimi degan savolni beraveradi. Yana bitta savoli siz shuncha ko'p narsani bilarkansiz, millionermisiz, milliardermisiz? Ya trilliarder bo'lsam ham aytmayman sizga, trilliard dollar pulim bor deb. Xotirjam bo'ling. Kim bu savolni bersa ham, kim shu savol bilan qiziqsa ham. Çünkü çok narsani bilasiz, siz milliarder misiz degan savolni beribdi. Men trilliarder bo'lsam ham aytmayman sizga. Shuncha pulim bor deb. Savol to'liq tushunarli emas. Bu loyiha ishga tushdimi? Nima nazarda tutganligini man bu savoldan anglab yetmadim. Shuning uchun mana shunaqa hozir javob savol beryapman. Bu loyiha ishga tushdimi degan savol qaysi ma'nodaligini bilmadim. Buni ikkinchi ma'nosi biror joyda qurilinganmi, odamni tashlayotganmi degan ma'no bo'lsa, o'shani shundoq bilish kerak edi. Bu loyiha bo'yicha biror joyda odam tashilyaptimi, yuk tashilyaptimi deb savol bersa, unga boshqacha javob berardik. Lekin bugungi javobimiz mana shu bu loyiha ishga tushdimi savoliga mana shunday javob beramiz. Savol to'liq tushunarli emas, demak, loyiha proyekt 2015 yılı işe düşkan. Bugün günde 15. etapta durumumuz. 15. etaptan 14. de durumumuz. Marina Gorka'da 5. line tonuk işe düşüp 6. line üst türleri oynatılan halatta durumdu. Bundan taşkarı Marina Gorka'da namunali ekolojik uy, asaları ısırlığı bulan dağılacı IP uy, kumlak cahalarda ekin ekiş mümkünlüğünü ispatlavcı biyagumislik ozuqa polisi de bir neçe xil ekinlikler yetiştirilgan issiqxona va hamda olmazor, shaftolizor bog'lar barpo qilingan. Ali parazlar barpo qilingan. Ko'priklar, juda ko'p narsalar u yerda barpo qilingan. Bundan tashqari baliqchilik xo'jaligi mavjud bo'lib, istak bildirgan hamkorlar shanba, yakshanba dam olish kunlari borib baliq ovlashlari mümkün. Mabodo qalmog'iga baliq ilinmay qolsa, chiqish eshigi oldida baliq ovga kelganligi uchun minnatdorchilik tariqasida 2 kilogram so'm balig'i sovg'a qilinadi. Bundan tashqari Birlashgan Arab Amirliklarida Sharja mintaqasida 400 metrlik birinchi etap yo'li qurib bitkazib, ishga tushirildi. Amirlik bosh amiri kelib sayr qilib, ikkinchi etapga o'tishga ruxsat berdi. İkinci etap 2,5 kilometr masofaga ustunlar o'rnatilib, rels tortishga tayyorlab qo'yildi. Savolni to'liq tushunarli yozilsa, holatga qarab yorqinroq javob beramiz. Mana shu savolga qisqacha javob. Yana nima savollar bor? Kimlarga savollar bor? Juda katta ishlar qilingan. Loyiha juda katta ishlarni qilgan, ishga tushgan albatta, 14 yil ishga tushgan, 15 yil qurilish boshlangan. Man hozirgi kun juda katta ishlarni, amaliyotlarni bajarilgan. Bundan tashqari, yana qancha ishlar bor aytilmagan.
Savallı var mı? Oho, bugün köp köprü var mı? 21.39. Tihli çaskı oskutta uklaş davrıdır. Savallı